ateş değil, ocaklarım. Bacım bak bu kadar. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş beraberinde İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Jandarma Alay Komutanı Bülent Mercan, Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli ilçesinin Kabazlı mahallesindeki şehidin baba evini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Yiyorlar, suyunu içiyorlar. Aynen. Bunlar kurşununu da yemesi gerekiyor artık bu ülkede. Biz çocukları göz malını canını kurtarıyoruz. Bunlar onların yaptığı ne bize? Şehidin baba ocağında mevlid okundu, dua edildi. Okunan mevlidin ardından şehidin eşi Birsen Yavuz'la görüşen Vali Bektaş şunları söyledi. Yani bir pazartesi diyorsun, kaç gün kaldı şurada? 6 gün sonra gelecekti, ben uçak biletini alacaktım, dur dedi bana, alma dedi. Neyin, ne olacağı belli değil, alma dedi bana. Almadım en son konuşmamız, neyin, ne olacağı belli değil de bitti. Bizim konuşmamız öyle bitti. 8.30'da biz öyle telefonu kapattık. 9.40'da olay olmuş. Olay olmuş, böyle bir şey olmuş. Evet, çocuğunuz var. Benim 6 yaşındaki oğlum ölümü bilmiyor daha. Ölümün ne olduğunu bilmiyor. Atatürk kalbimde yaşıyor, anneni ölmedi diyor. Ölümü bilmiyor. Ben ona nasıl anlatacağım? Daha önce eşiyle birlikte 3 yıl Siirt'te, 3 yıl Şırnak'ta birlikte kaldıklarını gözyaşları içinde anlatan Birsen Yavuz, "Eşim bana Diyarbakır'a gelme, çocuklarımızı okutalım dedi. Çocuklarımız için her şeyi yaptık biz." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Yani şu lafları inşallah o adamlar duyuyordur. Ne kadar. İnşallah bu lafları duyuyorlar. Değil mi? Kimseler yaşamasın. Çok acı. Çok zor, zor. 36 yaşındaydı, öksürdü benim kocam. Hayatta 1-0 başladım ben dedi. Ben mecbur kaldım askeriye.